Hepinize merhabalar dostlar. Borsa Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de bildiği Cem Zeytin halka arz oluyor. Videomuzda hem şirketi hem de halka arzı detaylı inceleyeceğiz. Bu yüzden sonuna kadar izlemeniz oldukça önemli. Videoyu beğendiyseniz, kanala abone olduysanız ve bildirimler ikonunu açtıysanız hadi şimdi incelememize geçelim. Videomuza her zamanki gibi sizlere hazırladığımız özet tablomuzla başlayacağız. Bu tabloyu ilk önce Telegram grubumuza ve Twitter hesabımıza paylaşıyoruz. Linkleri açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Cem Zeytin, zeytin üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmalarından birisi olmaya başarmış bir şirket. Hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir pazar ağına sahip olan Cem Zeytin, sektörde önemli bir konumda yer alıyor. İşlem kodu CEMZY. Talep toplama tarihleri 29 Ağustos, 2 Eylül, 3 Eylül. Lot sayısı 100 milyon lot. Arz fiyatı 15 lira 30 kuruş. Arz büyüklüğü 1 milyar 500 milyon. Tabi bu arz büyüklüğünün %35 ile 40 arasında işletme sermayesinin geri dönmesine, %30 ile 35 arası işletme sermayesine, %20 ile 30'u mevcut yatırımlara, %5 ile 10'u da çatı üzerine gezyani güneş enerji santrali yatırımına kullanacaklar. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım. Bunun %60'ı yurt içi bireysel yatırımcıya, %40'ı da yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılacak. Konsorsiyum lideri Buls Yatırım Menkul Değerler. Talep edilecek kurumlar, arkadaşlar bu videoyu durdurarak sizler de aracı kurumunuza bakabilirsiniz. Eğer sizlerin de aracı kurumu burada varsa halka arza katılabilirsiniz. Kaç lot düşer kısmına geldiğimizde bir önceki halka arzlara baktığımız zaman bizim 86 lot talep etmemiz yeterli olacak gibi duruyor. İskonto oranı %25, T1 ve T2 kullanılamaz. Taahhütler olarak da fiyat istikrarı 15 gün boyunca brüt halka arz gelirinin %20'si olarak planlanmaktadır. 1 yıl ihraççı satış yapılmayacak, 1 yıl ortaklar satış yapmayacak. Ve son olarak katılım endeksine uygun değildir. Şimdi geçelim izahnamemize. Sizler de arama motorunuza Cem Zeytin yazdığınızda şirketin web sitesine girebilir, burada da şirket hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada hemen yatırımcı ilişkilerine tıkladığınızda izahnameye ulaşabilirsiniz. Hemen buradaki izahnameyi görüntüle diyorum. Sizler de izahnameyi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Burada bizlere 2021 yılı, 2022 yılı, 2023 yılı ve 2024 yılının ilk çeyreğini vermişler. Hemen dönem varlıklarda nakit ve nakit benzeri durumlara baktığımızda 2021 yılında 6 milyonken 2022 yılında 9 milyona bir artış sağlamış. 2023 yılında güzel bir yükseliş sağlayıp 29 milyonlara çıkarken 2024'ün ilk çeyreğinde 25 milyon lirada kalmış. Burada gözüme çarpan en büyük paylardan bir tanesi stoklar, diğeri ticari alacaklar. 2021 yılında 200 milyondan 2022 yılında 494 milyona çıkan ticari alacaklar, 2023 yılında 551 milyonla kapatırken 2024'ün ilk çeyreğinde daha 511 milyonla duruyor arkadaşlar. Stoklara baktığımızda 2021 yılında 982 milyonken 2022 yılında 1 milyar 71 milyona çıkmış. 2023 yılında 1 milyar 390 milyonken 2024'ün ilk çeyreğinde 1 milyar 269 milyon olarak daha kalmış. Bu iyi bir şey değil. Demek ki stoklarındaki mallar herhangi bir talep olmuyor. Toplam dönem varlıklarına baktığımız zamansa 2021 yılında 1 milyar 284 milyonken 2022 yılında 1 milyar 698 milyona bir artış sağlamış. 2023 yılında artışını istikrarlı bir şekilde sağlayarak 2 milyar 53 milyon liralara gelmiş. 2024 yılının ilk çeyreğinde hala 1 milyar 918 milyon olarak dönem varlıklarını kapatmış. Maddi duran varlıklara bakacak olursak da 2021 yılında 422 milyonken 2022 yılında 750 milyona bir artış sağlamış. 2023 yılında 935 milyonken 2024'ün ilk çeyreğinde 949 milyon liralara bir hala artışı var. Arkadaşlar bu iyi bir şey. Niye? Çünkü maddi duran varlık firmanın fabrikası, tesisi, makinası falan demekti. Demek ki makineleri arttırarak gelişmeye çalışıyor. Toplam varlıklara bakacak olursak da 2021 yılında 1 milyar 706 milyonken 2022 yılında güzel bir artışla 2 milyar 490 milyonlara çıkmış. 2023 yılında 2 milyar 992 milyonken 2024 yılının hala ilk çeyreğinde 2 milyar 900 milyonuna kapanış yapmış. Şimdi geçelim borçlanmaya. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizlere bir şirketin karakteristik özelliğini borçlar yansıtıyordu. Buradaki kısa vadeli borçlanmaya bakacak olursak 2021 yılında 589 milyonken 2022 yılında 601 milyona bir artış sağlamış. 2023 yılında 735 milyonken 2024'ün ilk çeyreğinde 849 milyon lira. Ama aralarında çok fazla bir artış olmamış. Yani yavaş yavaş ama istikrarlı bir şekilde artış sağlamış.
Ticari borçlara baktığımızda ise de 2021 yılında 65 milyonken 2022 yılında neredeyse %100'lük bir artış sağlayarak 113 milyon liralara çıkmış. 2023 yılında o artış devam ederek 219 milyona çıkarken 2024'ün ilk çeyreğini daha 88 milyonuna kapatmışlar. Buradaki bir farklı gözüme çarpan şey ise de ertelenmiş gelirler. 2021 yılında 61 milyonken 2022 yılına gelirken neredeyse %100'lük bir düşüş sağlayarak 27 milyonlara geri çekilmiş. 2023 yılında 48 milyonlara tekrardan bir çıkış sağlarken 2024'ün ilk çeyreğinde 12 milyon lirada kalmış. Arkadaşlar, ertelenmiş gelirler neydi? Biz bir şeyin parasını önden alıyoruz ama daha malı teslim etmiyoruz. Toplam olarak kısa vadeli borçlanmaya bakacak olursak da 2021 yılında 755 milyonken 2022 yılında 1 milyar 257 milyonlara bir artış sağlamış. 2023 yılında 1 milyar 286 milyonda kalırken 2024'ün ilk çeyreğinde 1 milyar 100 milyonla kısa vadeli bir borçlanmaları varmış. Şimdi gelelim uzun vadeli borçlanmaya. Burada gördüğümüz gibi kısa vadeli borçlanma kadar bir borçlanma yok arkadaşlar. 2021 yılında 47 milyonken 2022 yılında 41 milyonlara bir düşüş sağlamış. 2023 yılına geldiklerinde çok fazla bir artışla 145 milyon liralara kadar bir artış sağlamış. 2024'ün ilk çeyreğinde 139 milyon lira. Sonuç olarak toplam uzun vadeli yükümlülüklere bakacak olursak 2021 yılında 162 milyonken 2022 yılında 141 milyon liralara bir azalış sağlamış. 2023 yılında 181 milyonken 2024 yılının ilk çeyreğine baktığımızda 231 milyar olarak karşımıza çıkmış. Bu şirketin öz kaynaklarına bakacak olursak da toplam öz kaynaklar 2021 yılında 788 milyonken 2022 yılında 1 milyar liralara bir artış sağlamış. 2023 yılında 1 milyar 524 milyonken 2024'ün ilk çeyreğinde 1 milyar 569 milyon. Peki gelelim toplam kaynaklar ne kadardı? 2021 yılında 1 milyar 706 milyonken 2022 yılında 2 milyar 449 milyon liralara bir artış sağlamış. 2023 yılında neredeyse 3 milyar lirayken 2024'ün ilk çeyreğinde 2 milyar 901 milyon lira. Buradaki uzun vadeli borçlanma ile kısa vadeli borçlanmayı topladığımızda buradaki toplam kaynaklardan çıkarttığımızda elimizde kalan toplam öz kaynaklar oluyor. Hasılata baktığımızda ise de 2021 yılı, 2022 yılı, 2023 yılı ve karşılaştırma yapabilmemiz için 2023 yılının ilk çeyreği ile 2024 yılının ilk çeyreğini bizlere vermişler. 2021 yılında 875 milyon liralık bir hasılat yaparken 2022 yılında artışla 1 milyar 469 milyon liralara çıkmış. 2023 yılında 1 milyar 898 milyonken 2023 yılının ilk çeyreğinde 506 milyon, 2024'ün ilk çeyreğinde ise de 658 milyon liralık bir hasılat var. Demek ki geçen seneye göre daha fazla bir hasılat yapmışlar. Esas faaliyet kar ve zarara baktığımızda 2021 yılında 222 milyonken 2022 yılında 519 milyon, 2023 yılında 790 milyon liralara gelerek istikrarlı bir şekilde esas faaliyet karlarını arttırmışlar. 2023 yılının ilk çeyreği ile 2024 yılının ilk çeyreğine baktığımızda ise de arada hafif bir düşüş olduğunu görüyoruz. Dönem net kar ve zarara bakacak olduğumuzda ise de 2021 yılında 183 milyonken 2022 yılında az bir artışla 197 milyonlara çıkmış. 2023 yılında bayağı bir artış yaşayarak 511 milyon liralara çıkarken 2023 yılının ilk çeyreğinde 86 milyon, 2024 yılının ilk çeyreğinde ise de 45 milyon liralarda geçen seneye göre neredeyse yarı yarıya bir azalış sergilemiş. Arkadaşlar, ben video uzamasın diye önemli yerlere değiniyorum ama sizler halka arza katılacaksanız eğer şirketin izahnamesini açarak, araştırma yaparak detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü biz burada bir halka arza değil, bir şirkete ortakçı oluyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadardı dostlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sizlere yardımcı olabilmişimdir. Ben bu halka arza katılacağım. Çünkü ben aldığım halka arzları uzun vade olarak tutuyorum. Ama katılıp katılmamak sizin tercihiniz. Sizlerin de kesinlikle izahnameyi açarak kendi incelemenizi yapmanızı öneriyorum. Biz burada bir halka arza değil, bir şirkete ortakçı oluyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri konulaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar.